Herkese Long Dark'ın yeni bölümünden merhaba arkadaşlar. En son Gwen isimli kazası dediği haritadaki işaretli bölgeye götürecektik. Topluluk merkezindeki papazın olduğu bölgeye. Şu an ahırdayız. Buradan yola devam edeceğiz. Şu an gece olduğu için geceyi burada geçirmemiz lazım bizim. Ateşe herhangi bir ürün ekleyebiliyor muyuz? Ona bakalım. Şu an herhangi bir ürünümüz yok. Şöyle bir fenerle etrafa bakarsak en azından yakacak bir şeyler bulalım varsa. Bu geceyi en azından burada atlatalım. Şunlar belki parçalanabilir. Ne kadar zaman alır bilmesem de. Tabi bize gaz yanar da mal olacak eğer onları parçalarsak. Çünkü ışık olmadan parçalamıyor. Etrafa bakalım başka bir şey olabilir miyiz? Yok maalesef. Bunu yapacağız. Neyse şöyle bir parçalayalım en azından. Birazcık fenerimizden eksilsin. İyi fazla eksilmemiş. En azından yakacak da bulduk. Şimdi hemen bunları ateşimize ekleyelim derken ateş de söndü tabii ki. Doğal olarak yeniden yakabiliyor muyuz? Yakabiliyoruz. Şu şekilde yakmadan önce şunu bir şöyle söndürelim. Çünkü gaz lambası elinizde her durduğun anda eksilmeye devam ediyor. Özellikle bu tarz ateş yakma, dikiş dikme vesaire zamanlarında daha da fazla hızlı tükeniyor. Güzel, ateşimizi yaktık hemen. Şu yaktıklarımızı ekleyelim. 2 saatlik bir süre diyor. 2 saatlik bir süreyi de burada şöyle geçirelim. Neyse, sabah olmak üzere az kalmış. %100 görünüyor. Sağlığı. En azından kondisyonu. Birazcık susamış. Çok da değil ama verelim bakalım. You'll feel better after you sleep. Tamam, şunda onda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bizim sıkıntımız var mı? Bizim de birazcık sıkıntımız var. Biraz da yemek tüketelim. Kutudan da bir kurtulalım. Nerede o kutumuz? Bu bizim kendi yatağımız mıydı? Yine burada yatak bırakmadım da. Daha önceki sezonda olduğu gibi. Tamam, bizim yatağımız değilmiş. Bizim yatağımız çantamızda. Ufak ufak biz gidelim. Tabi peşimizdeyken çıkış nasıl bulacağız bakalım. Fener yakamıyoruz çünkü. Sırtımızda ağırlık varken fener yakmıyor. Dur sen şurada bir dur bakalım bir. Önce bir yerimizi bulalım. Aa, bir saniye. Tam da kapının önüne gelmişken. İlginç yani. Bu sabah olmak üzere biz ufak ufak bence ayarlayabiliriz bunu.
Aynen, günün ilk ışıklarıyla beraber buradan ayrılalım. Umarım da bir kurt saldırısı yaşamayız. Yeterli hazırlığımız yok, yeterli bir şeyimiz yok. Doğru yolda gidiyoruz. Şu köprüden geçeceğiz karşıdaki. Bakalım geri dönümümüzde neler olacak. Onları merak ediyorum çünkü. Diğer kazıcılar da çünkü ailelerini merak ediyordu ki çoğunun ailesi ölmüş. Sırtımızdakinin ailesi acaba topluluk merkezinde mi? Onu da bir göreceğiz. Artık eşi midir, kardeşi midir, çocuğu mudur, babası mıdır bilmiyorum. Birileri vardır diye düşünüyorum. Güzel diyaloglar izleyebiliriz. Tabi sağ salim varabilirsek kurtlara bulaşmadan. Telefonumuzu meşgul aldık. Bakalım. Şu video çekerken de en sinir olduğum şey telefon çalması. Ne oldu orada? Ha, takılmışız kara. Bu arada gökyüzü değişik görünüyor bayağı. Resmen dünyanın son günü. Abartma ya. Yani soldan görebiliyorsunuz sıcaklık derecesini. Daha çok azıcık bir sıcaklık kaybı oluşmuş. Hemen ateş nerede? Ellerim, ellerim. Yani bu diyalogları tam oturtamamışlar yani. Birazcık en azından hadi soğukluk yarının altına inse nasıl diyeceğim? Şu an bizimle aynı soğuklukta ilerliyor. Bir de bizim üstümüzde yük var yani ekstra olarak. Neyse az kaldı, duman görülüyor en azından. Yavaş yavaş kilisenin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Evet, nihayet kasabaya sağ salim geldik, daha doğrusu kasabadan geriye kalanlar diyelim. Lisemizin önündeki ateş gürül gürül yanıyor. Bakalım ne tür bir sinematikler izleyeceğiz. İçeri girelim ve bakalım. Sırtımızdaki nereye gitti? Önünü bıraksaydık bir keşke. Heh. Ya şöyle ateşe yakın bıraksak. Gerçi orada hiçbir şey yok. Şöyle. Tam burası iyidir. En azından halda yat. Bizim o insülinsin arkadaşımız neredeydi? Dimitri. İnsülin geldi evlat. Get some rest now. You need it. İnsülin de maşallah. Bidonla getirseydiniz. Oo. Bir anda canlandı. Neyse. Enişte. Biz geldik. Bizimle konuşmak mısın? Güveni boş yatağa yerleştir diyor da boş yatak mı var? Ha, şuradaki yatak boşmuş. Ne ara boşaldıysa artık orası. Haydi bakalım. Kafası biraz yastığın içinde gibi görünüyor da. Ha, iyi bari düzeldi. Tam yine bir kayıt aldı oyunumuz. Şimdi amcayla konuşabiliyor muyuz? Kimlikleri geri ver. Kime vereceğiz kimlikleri? Hadi bakalım. Bu topladığımız ölülerin kimliklerini ailelerine veriyoruz.
I'm sorry. I couldn't find them. Please, find them. Bulamayız onları. Ölmüşler, ölmüşler. He didn't survive the crash. I'm sorry. I found her. She didn't survive the crash. I'm so sorry. Vay arkadaş, herkese de acı haber veriyoruz. I'm sorry. I couldn't find them. Find them, please. Çok kötü, çok. He didn't make it. Hayda. I'm sorry. I found her. She died in the crash. Adam şimdi diyecek, keşke bana insülin getirmeseydin. I'm sorry. Ben de ölseydim diyecek. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Please look for them. Ben de umarım. I'm sorry. I found her. She didn't survive. No. Bu galiba sonuncusuydu. He's no longer with us. Kimse kaldı mı? Ha, bu da varmış. He didn't survive the crash. Başka? Bunlarla konuştuk. Bunlarla bunun kafası nerede? Heh, buradaymış. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Kayıt aldığına göre tamamlanmış. Şimdi pederle bir daha konuşalım. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape though. Found the insulin too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Still some names missing from the passenger manifest. Became delirious and wandered off, maybe. Nedir görevimiz şu anda? Kayıp kazileri bul ve geri getir, diyor. Vay arkadaş, nerelere koymuşlar bunları da ya. Hadi bir yak, birisi yakın da. Diğerler tamamen alakasız yerler. Bu arada gelirken de yiyecek getireceğiz vesaire falan dedi bu. Aynen, malzemeleri yerleştir. Bari malzeme yerleştirelim bakalım. En azından üstümüzde yer açılmış olsun. Hem de buradakiler kullansınlar. Başka.
Çantamızda bayağı da bir yaraşılıyor en azından. Bu arada bir tutalım, kibrit koyduk mu onu geri alalım. Burası çünkü kibritleri değil. Burası sadece yiyecekleri koymamız lazım. Şu an için tamam bence. Bilgi için J diyordu. Hayda. Fazla malzeme bulması yapmak için Zoptin'in zorları kullan. İsteğe bağlı. Malzemeleri merkeze yerleştir. Kaya kazilerin yerlerini bul ve onları geri getir diyor. 3 tane getireceğiz. Tamam, onlar neyse. Erzat olan burası mıymış? Ver zamanları geriye. Yanlış yere koymuşuz. Ben buzdolabı düşünmüştüm ama erzak dolabıymış. Tamam, o zaman buraya koyabiliriz. Bunları saymıyor. Yine de biz koyalım gitsin. Antibiyotları da mı saymıyorsun? İlginç. Neyse. Taşa gitsin. Tam bunları sayıyorsun. Güzel. Bunları sayıyor musun? Saydı bunları da sanırım. Sargı bezleri, gaz yağı, odun, diğer yakıtlar vesaire diyor. Burada fişek vardı. Bunları yardım fişeği olarak görmüyormuş. Gerçi... Ha tamam, şimdi gördü. Silah koymadan onları görmüyormuş. Onu da halletmiş olduk. Bayağı bir kalori getirdi uçak yemeği. Güzel. Şurada bir... Orman sargısını koyduk. Sargı bezi koyabiliriz. 10 tane diyor. Niye saymadın onu? O zaman ver hepsini geri bana. Saymıyorsan niye koyacağım? Şuradan... Gıda diyordu. Bunları gıda olarak görmüyor ama ben çantamda beslemiyorum bunları. Sana gıda da verelim şuradan. İyi, fena değil. Güzel. Bayağı da bir şey koyduk. Gaz yağımız yok muydu ya? Ben gaz yağı vardı hatırlıyorum. Sadece fener yakıtımız mı var? Şurada bir miktar fener yakıtımız görünüyor sadece. Başka bir şeyler var mı? Antiseptik, orman asması vesaire vesaire. Onları da koyalım biz ya. Gereken orman asması bulursak onları da buraya koyarız. Odun veya diğer yakıtlardan getirmemiz lazım. Sargı bezi nedense görmedi. Tekrardan deneyeceğim şimdi şöyle.
İlginç. Bunları görüyor mu? Ha şimdi gördü. Üzerine koyduktan sonra gördü. Ama sargı bezinden birazcık geri alabiliriz. İki tanesi de benim olsun. Bunlar hiçbir işe yaramıyor tutucular. O yüzden onları bana geri ver. Zaten belli bir ağırlığı da yok. Onlar bizde kalsın. Başka ne bırakabiliriz size? Hadi şunu da bıraktık. Bunlar ne işe yarayacaksa. Ok için lazım da biz ok kullanmıyoruz şu an için. Onları da size bıraktık. Yakıtlar da bırakacağım ya. Aynen sayıyormuş onları. Saysın bakalım. Bayağı da bir ağırlığımızı indirdik. Bu sayede yolda bayağı bir malzeme toplayabiliriz. Yine uçağın bölgesine gideceğimiz için oradan bayağı bir yiyecek getirebiliriz en azından. Fazla bize yük olacak herhangi bir şey varsa onları da buralara atalım gitsin. Mesela şunları at. Onun haricinde at gitsin. Yani şunu da at gitsin ya. Tam bu konservenin tamamını açıyor, kullanmamı sağlıyor ama çok da konserve tüketmiyoruz yani. O yüzden ondan da kurtulabiliriz. Bunları zaten kullanmıyoruz. At gitsin. Tam başka da bir şey yok sanırım şu an için. İşte gaz yağı, biraz daha yiyecek getiririz. Odun vesaire bulursak getiririz. Bir daha antiseptik. Onlardan zorunlu görev değil, ekstra görev o. Biz şu an zorunlu görevimiz insanları kurtarmak. O yüzden direkt yolculuğa çıkalım biz. Burada yeni adam varmış. Yani burada olduğu halde adam bizim dolabımıza koy diyor. Bu açgözlüktür. Bunlara bakmış mıydık? Bakmışız bunlara. Neyse. Gidelim bakalım. Yani şu yakındaki kazazdeye getirsek güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Şuraya doğru gideceğiz bakalım. Allah aşkına bilmiyordum zaten ben. Haritayı kullan diyor. Yani şöyle bir uzaklaşalım bakalım. Bu arada yakacak için bu evlerin içindeki masalar sandalyeleri kırıp onları da koyabiliriz. En azından yakacak kısmını o şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Silahımızda mermimiz kalmamış mı? Vallahi kalmamış. Bir mermiye benzer bir kutu vardı. Sanki ben öyle gördüm. Ha, tüfek cephanesiymiş. Keşke bunu da bıraksaydık. Ağırlık olmasaydı da neyse. Belki tüfek buluruz. Hadi şöyle gücümüz yerindeyken hızlı şekilde bir ilerleyelim bakalım. Kurtlara karşı tamamen savunmasız halde ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Burada mantarlarımız var. Reish mantarları. Onlardan da biliyorsunuz çay yapıyorduk önceki bölümlerde. Hatta önceki sezonlarda diyelim. Çünkü bayağı bir bölüm önceydi o. Tam bölgeye girdik de umarım rahat bulunuyordur şu an. Kazazeden geleceği bölgeye geldik. Burada neyi alakası varsa artık. Uçak nerede? Bunlar nerede? Hadi şunlar neyse bir ihtimal ama. Şurada uçaktan buraya adamın gelmesi de bayağı bir ilginç. Bu arada şurada ne varmış burada? Ha, otobüs kazasında sağ kulupta kurtaranların bir kısmı vesaire diyor. O da yan görevlerimizden. Belki o tarafa da yolumuz düzelse uğrayıp bakabiliriz. Şu bölge içerisindeki ölü ya da diri o yaralıyı bulmamız lazım. Bulabilirsek bakalım. Gayet de büyük bir arazi. Umarım ateş vesaire yakmıştır. Ya da bir ipucu vardır.
I could signal them somehow. Let them know I'm close. Yardım silahını ateşle diyor. Ateşleyemeyiz. Yardım silahı yanımızda yok. Çünkü böyle bir şey olacağını bilmediğim için getirmedim. O yüzden kendimiz arayacağız. Acaba neredesin? Bence burada olabilirsin. Önümüzü açalım birazcık. Videoda biraz daha karanlık çıkıyor oynanışa göre. O yüzden şöyle bir bakalım, çıra bulduk burada. Başka herhangi bir şey yok. Yani buraya saklansa daha iyiymiş. Kazazedemiz bence gayet güzel ve korunaklı bir yer. Birazcık daha yukarıdan bakmaya çalışalım. Orada bir ateş yanıyor. O baktığımız yer. Acaba neresi? Kralizenin orada olma ihtimali var mı acaba? Yine de buralara bakmadan geçmeyelim ki sonra sıkıntı olmasın. Ateşin olduğu bölgeye doğru biz yanaşalım bakalım. Bu biraz ses çıkarttı ama en azından göçmedi. Gerçi o şuralarda bir yerde sanırım ya, o sanki arazinin dışındaymış gibi görünüyor ama dur bakalım, en azından şu arazilerin olduğu bölgeye geldik. Belki burada ekstra bir şey de bulabiliriz. Aynen burası. Haydi. Ne var üstünde bunun? Not. Kanımın son damlaları bu kağıda dökülüyor. Benden geri kalan tek şey bu Carlos korkaklar. Bir şey zıplayarak beni ısırdı. Max'i takip etmekle hata ettim. O bir lider değil. Ona güvenmeyin. Eve dönmeyi sağlamayacak diyor. Alalım bunu. Çok soğuk bir ateş yak demiş. Kaçan mahkumlarla ilişkili daha fazla ipucu ara. İpucu değil de şu gayet bizim işimize yarar. Bunlar ne? Taşmış kömür sandım bir an. Yerde kan izleri de var. En azından bir miktar da olsa mermi bulduk. Yakıt da bulduk. Burada bir şeyler var mı? Yok. Sen üstüne çıkamıyoruz zaten. Neyse, en azından şu mermimizi dolduralım bakalım. Bir inleme sesi geldi. Uzak bir yerden geldi sanki ama. Neyse, şu ipucunu bir takip edelim bakalım. Yerde kan izleri var. Kan izleri bizi götürüyor bir yerlere. Bu da bir kumaş yırtılmış. Burada birisi daha ziyan olmuş. Guardian. Buradan bakmışız daha önce. Peki sonrası? Sonrası muallak. Neyse. Biz şu tarafa doğru geri gidelim.
Sanki oradan bir yerden inleme sesi gelmişti. My fingers feel numb. Bir parmağından başlatma da. Belki işe bize yarar, o yüzden aldım onu. Bu yaralı nerede acaba ya? Eve dönüp de işaret fişeği alıp gelmek istemiyorum. Çünkü yolumuzu bayağı uzatacak o. Evin oraya bir kere daha gideyim. Sanki orada içeride duydum gibi geldi ben ses. Yanlış mı duyduk? Ha, bunlar kovanmış zaten. Bunlar at. Nerede diğer kovan? Bu da ölmüş zaten de. Yine bir ses geldi, ince bir ses geldi. Sanki bir erkek sesi gibi bir ses geldi ama. Biraz şöyle merkeze çıkıp bakacağım ya. En kötü akşama kadar buralarda bir ararız. Olmazsa ateşlerde aşağıda bir ateş yakıp geceyi buralarda geçiririz. O yüzden bunları topluyorum. Evet, ses buradan geliyor. Aha, buldum. Vallahi de buldum. Shh, stay calm. I'm right here. I think I can use this. Dolu muymuş bunlar? Dolu. Alalım bunları da eve götürürüz. Buraya ne koymuş bu? Hiçbir şey. Bakalım teşhis neymiş. Sudan ölmek üzere arkadaşımız. Hem bunu su verelim. Şuradan ben bir su üretmeye çalışacağım. Nobody needs this anymore. Şuradan biraz su yapalım. En azından bizim de suyumuz olsun. Suyumuz çünkü kalmadı. Hem de ısınmış oluruz burada. Zaten yakın sayılırız. Hemen buradan gideriz. Bu arada farklı yerlerde de yine hapishane ipuçlarından var. Mesela burada var. Yine aynı şekilde burada var. Burada koca ayakla ilgili bir şey var. Muhtemelen o bizim büyük ayıyla alakalı bir şey. Yani onun gibi. Burada muhtemelen o tarz bir olay var. Oraya bizi götürürse gideriz. Onun dışında şu an için gerek yok. Logan'ın durumu şimdilik iyi görünüyor sanki. Bakalım. Aynen. En azından suyu doldurduk. Sıcaklığı da güzel. Buraya kadar iyi gelmiş bu arkadaş. Biraz giyecek vesaire bulmuş sanırım. O sayede gelmiş. Kaza bölgesinden tahminen şu donmuş su yatağın boyunca ilerleyerek gelmiş olabilir bu bölgelere. Çünkü diğer türlü illa kurtlar bunu parçalardı mantıken. Kaynama için de birazcık zaman gerekiyor. Onu da bekleyelim.
13 dakika ve 15 dakika. Şunları alalım da azıcık bekleyelim bakalım. Beklerken şöyle bir hızlı bir zaman geçirsek. Aynen öyle. Tamamdır, diğeri de kalsın. Logan'ı da sırtımıza alalım. Evimize doğru gidelim bakalım. Daha doğrusu topluluk merkezine. Kendine güzel yer bulmuş yalnız. Kayaların arasında, dikenlerin arasında ateş yakmış. Yolda bulmuş arkadaş. Bir şekilde hayatta kalmış. Bu üç kişi muhtemelen bizim o yaralılarla konuştuğumuzda bulamadık dediğimiz kişiler. Onu bulamadık diye üç kişiye söylemişti çünkü. Muhtemelen bu üç kişi o üç kişinin ailesinden birisi. Hatta onlara demişlerdi onu bul diye. Birini bulduk bakalım. En azından öğrenmiş olduk. İşaret fişeğiyle gitmemiz lazım bir sonrakiler için. Öyle yaparız olmazsa evden işaret fişeği alıp o şekilde geliriz. Şurada hemen bir karşıya geçersek. Bizim karakter de bayağı bir zorlanıyor. Yani resmen kas yapacak. Adam herkes öldü diyor. Tek sen mi kurtuldun sanıyorsun acaba? Hang in there. Kimler kurtuldu? Bir görsen. Topluluk merkezi Şampiyonlar Ligi gibi oldu. En iyiler orada. En azından yakacak malzeme de topladık. Onları da götürüp veririz şeye. Toplum merkezindeki erzak deposuna. Ufak ufak orayı da halletmiş oluruz. Tabi orada asıl önemli olan oraya şey yapmamız lazım bizim. Nasıl desem. Antiseptik veya orman asması bulmamız lazım ki orayı tamamlayabilirim. Bir de bu ekstra yan görevleri tamamlayınca ne gibi getirisi oluyor onu bilmiyorum. Onu da merak ediyorum. Bir yandan da o yüzden aslında yapmak istiyorum. En azından yan görevlerden düzgün bir şeyler veriyorsa o sayede diğer yan görevleri yapmak için biraz hevesimiz olabilir. Mesela ne bileyim tüfek verirse mesela bana. Dese ki tamam bu kadar şey getirdim teşekkürler. Al şu tüfek senin olsun derse mesela diğer yan görevleri de yaparım. Ama şu an bize tüfekten silahtan daha iyi bir ödül yok. Ya çünkü her şeyi kendimiz bulabiliyoruz. Tek ihtiyacımız olan cephane. Ve silah tabii ki. Yani havada iyice sislendi, kapandı. Tipi gelecek gibi duruyor. Yavaş yavaş oyun bunu belli ediyor. En azından diğer iki karakter bulduktan sonra gelse daha güzel olur ama muhtemelen benim tahminim son karakteri bulduğumuzda tipi olacak gibi geliyor. Yani o tipin içerisinde getireceğiz onu. Yani ben olsam öyle yapardım zorlayıcı olsun diye. O tarz bir senaryo düşünürdüm ama tabii belki de belli olmaz. Bunlar belki kolay düşünmüştür. Elimiz kolumuz sallaya sallaya geliriz belki. Zaten az kaldı topluluk merkezine. Hemen şu amcamızı da götürelim. Malzemeleri de bırakırız. İşaret fişeğini de alırız. Kapının oradan. Onda da muhtemelen kapının oraya bırakmış olabilirler. Ben biraz demin dalga geçtim ama. Çünkü biz üstümüzdekileri silah kutusuna, eczak kutusuna bıraktık. Onun yerine bize lazım olacağını oyun bildiği için o tarafa koymuş olabilirler.
Dayan amca, az kaldı. Sana da bir yatak açmışlardır oraya. Sen de oraya koyarız. My hands. Where is the fire? Demek ki diyaloğun aynısı. Demek ki bu bölgeye geldiğinde o şekilde bir diyalog oluşuyor karakterlerde. Ellerim ateş nerede tarzında. Şimdi diğer karakterde yine aynı bu bölgeye geldiğimizde öyle bir diyalog oluşmuştu. Az önce hatırlarsanız. Neyse geldik. Ateş görünüyor artık. Sizin içerisinde azıcık da olsa. Haydi emmi. Dayan. Hop işte buradasın. Finally. My hands. Allah aşkına. Bak sen yatağını hazırlamışlar. Biz ilk geldiğimizde amca bize yatağımız yok diyordu. Şimdi hop yatak hazır. Kimin akrabasısın sen? Şöyle bakarsak. İlla üstünde yazıyordur diye düşünüyorum. Bunda değil. Değil. Akrabanız yok mu sizin? Demek ki en son 3. verdikten sonra sanırım akraba işine geçecek bu. Dedim üstümüzdeki malzemeleri dolaba bırakalım. Şu yakacakları vesaire. Bunları saymadı. İlginç. Bazı şeyleri geç sayıyor sanırım. Yani bak direkt yükseldi. Bazı şeyleri sonradan görüyor. Mesela bu kömürleri görmen lazım senin. Böyle olmaz. Aynen gördü şimdi. Bunları buraya at gitsin. Bu arada bulduğumuz çikolatayı buraya atalım. Şunu da atalım buraya. Ne kadar kaldı? Aynen şu kısımları halledersek bizi şu yakıt bayağı zorlayacak. Bizim yakıt bulmamız gerekecek. Bakalım nereden bulacağız onu. Şimdilik sıkıntımız yok. Bu arada bizim silahımızın niye öyle? Canı azalmış bayağı. Oh. 37 mi olmuş? Şöyle full temizleyelim bunu. I would drink almost anything about now. Silahımız şöyle iki gibi olsun. Zaten bu gece burada geçeceğiz gibi görünüyor. Akşam olmak üzere çünkü. Bu şekilde dışarı gitmek istemiyorum. Önce bir su içelim de. Tamamdır. Gıdamızı da tüketelim. Oh. Şu kutumuzun da birini atalım. Neredeydi? Silahımıza devam edelim hemen. Tamam 100 olmuş. Şimdilik biz şuraya koyalım o şeyi de. Temizlik kitini.
Boşver üstümüzde yer tutmasın. Bu arada bunu da yakacak bölümüne koyarız. Yani bu da şimdilik kalsın. Dışarıda odun kesmeyeceğimiz için. Levi de kalsın burada. Bunları boş yere üstümüze ağırlık yapmayalım. Hemen şuraya biz yakacak mısınız? Nerede? Şurada. Bunu koyduk. Güzel. Başta bir şeye gerek var mı? Başta bir şeye gerek yok. Şu üzerimizdeki malzemeleri de halledecektik. Bir kumaştan sanırım iki tane salgı bezi çıkıyor. Aynen öyle. Tamam, bu salgı bezlerin birazını şuraya bırakabiliriz. Çok fazla salgı bezi yaptık çünkü. En azından şöyle bir alt tanesini daha bırakalım. Burada adamlar kullansınlar. Burada bir şey denemek istiyorum. Aynen, kar yaratabiliyormuşuz. Onu da yaratalım. O arada ne yapabiliyoruz? Kısa bir sürelerine güç artışı sağlar. Bu iyiymiş bak, bunu kullanırız. Tabi ardından baş ağrısı yaşanabilir vesaire diyor. O da birazcık kötü bir özellik. Oh, suyumuzu içtik. Şu an ne kadar suyumuz kalmış bizim? 42 içmişiz. 0.64 kalmış. Tamam, şunu da aldıktan sonra biz de uyuruz. Şuraya bir yatağımızı hazırlayıp şurada şöyle sıcak uyuruz burada şimdi. En azından bugün de hallederiz. Hatta bu videoyu da burada hallederiz. Bir sonraki videoda buradan itibaren kaldıran devam ederiz. Diğer iki kazasedeyi bulup getiririz. Bir tanesi şurada hemen. Yine ilk önce ona gidelim. Şuradan hemen yakın yerden gidelim. Onu alıp gelelim. En son diğerini de alıp geliriz. Sonra tabii ki de birazcık malzeme toplamamız gerekecek. Şu yan görevi yapmak istiyorsak. Ya da yaparsak diyelim. Amca keşke sen otursaydın bir yere ya. Konuşalım biraz. The storm is coming and the people are vulnerable. Don't delay my child. Evet. Bunu keşke önce söyleseydin. Gittik geldik. Yeni söylüyor. Daha doğrusu otomatik bir diyalog değilmiş o. Biz bastığımız için geldi. Demek evden çıkmadan önce bakmamız lazım. Diğer hastalara falan bakabiliyoruz muyuz şu an? Herhangi bir tedavi ihtiyacı olan var mı? Herkes cayır cayır uyuyor gördüğüm kadarıyla. Aynen, ya da üzerlerinde herhangi bir bildirim ibaresi yok. Suyumu da alayım şuradan da. Sonrasında da biz de uyuyacağız. Tamamdır. Umarım ert sabah olmuştur. Güzel. Güneş doğmuş. Hatta 10 saat uyusak da olurmuş da. 2 saat fazla uyumuşuz gibi olmuş. Neyse, sıkıntı yok. Hemen biz direkt şuradan. Tabancamızdır, fişeğimizdir. Alalım buradan.
Şuradan hemen suyumuzu içelim. Yememizi de yiyelim. En düşük hangisi var? En düşük bu var. Bu arada şurada da bir Levi var. Görüldüğü üzere. Onu yeni fark ettik. Neyse bu bölüm burada bitsin. Bir sonraki bölümde dediğim gibi önce şu arkadaşı alacağız geleceğiz. Daha sonrasında bu arkadaşı alıp geleceğiz. Ondan sonra görevimizi nereye yönlendirirse bakacağız. Onun için de şu yan görevleri de belki tanılma şansı bulabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım seriden memnun kalıyorsunuzdur. Bu seri diğer videolara göre biraz daha az izleniyor. Ama takip eden bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. En azından yorumlarda da belirtiyorsunuz. Yani düzenli olarak takip eden var bu seriyi. 3. sezonunu bitirdikten sonra 4. sezonu da bitireceğiz. Ve sonrasında oyunun 5. sezonu yayınlamasını bekleyeceğiz. Henüz yayınlamadılar biliyorsunuz. Bu yıl içerisinde yayınlar diye düşünüyorum ben. Ama şimdilik biz 3 ve 4'ü tamamlandıktan sonra beklemede de olacağız. O arada başka oyunlar oynarız. Yine 5. sezon çıktığında serimiz yine kaldı yani devam eder o süreçte. Şimdilik başka eklemek istediğim bir şey yok. Ha şunu tekrar tekrar hep söylüyorum ama yine de söylemeden geçmeyeceğim. Bu abonelik durumu konusunda yani izleyenlerin çoğu abone olmuyor kanala. Sadece izleyip çıkıyorlar, izleyip çıkıyorlar. Yani izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen aşağıdaki butondan abone olun. Aboneliğiniz çünkü benim için bayağı değerli. Kanal için de bayağı değerli. Daha hızlı büyümemiz için daha çok abone gerekiyor çünkü. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Yine isterseniz de aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak paralı üyelik avantajlarını yaşayabilirsiniz. Bayağı bir özelliğimiz var onunla ilgili. Ekstradan sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yine yorumlarda veya Discord'da gelerek sorabilirsiniz. Discord linkimiz açıklamada mevcut. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.